Herkese merhabalar sevgili dostlar. İstanbul Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. 10 Aralık Cumartesi günü yarışları. Adana Videosu da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Gördüğünüz üzere şimdi formaları göster seçeneğinde açtık yine. İstanbul videosunda da eee formalarda göstererek yine yapacağız yayını. Abone olmayı arkadaşlar, videoyu beğenmeyi dilerseniz, katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan videonun altında bulunuyor bunlar. Bize destek olmayı unutmayın eğer isterseniz. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolar attığımız anda haberdar olursunuz. Bu arada e, bunun haricinde de zaten abone olsanız bizim için yeterlidir tekrarlamak gerekirse. Arkadaşlar 7 koşul bir program mevcut. E, İstanbul'da bu arada Adana'da 9 koşu var, 2 altılı var. Onun da videosu hazır. Dediğim gibi e, teklerimiz var, alternatiflerimiz var onda izleyebilirsiniz. Şart 4 bir ile başlayacağız. 7'li plasede yamak bir aperanti biniyor. 4 yukarı ara patları 2000 mesafe sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 8 safkan koşacak bu yarışta. Açıkçası burada favori gösterilen bir isim var. Ben de bu safkandan yana tavır alacağım açıkçası bu yarış için. bir numara kalp arkadaşlar. 7'li plasede birinci üçlü ganyanda oynayacak varsa birinci çifte de Tek olarak geçirebileceğini düşündüğüm bir isim. ya yani 14 gün evvel ikinci olmuş. 2.16.62 derecesi olan bu mesafenin en hızlı ismi. Yani uzun bir mesafe ama baya baya fark atmış rakiplerine baktığımızda. Burada en yakın 2.17.84 var. Ve aradaki farkın farkındasınızdır. Diyebilirsiniz ki Safkan 9 yaşında ileri bir yaş. Fakat size şunu net bir şekilde göstermek istiyorum. Son 6 yarışta yalnızca bir kez tabela dışı kalmış bir isimden bahsediyoruz. Çin de performansı iyi olduğunu biliyoruz. Sentetikte de iyi olduğunu biliyoruz. Ben Anadolu Tamerinoğlu hattına sahip olan Safkan. Burada... 1 bir numaralı safkanın ben Berkalp'in kesinlikle yarışı kazanacağını düşünüyorum. ama olası bir aksilik halinde de zaten 7'li plase yine devam eder. ikinci kalır en kötü ihtimalle bir numara Berkalp. Bu yarışta bir numara Berkalp'i 7 plasede birinci üçlü Ganyan'da ve birinci çifte de ya bütün oyunlarda Berkalp'i birinci sıra at olarak görebiliriz. İkincilik için burada kim gelebilir? En iyi ikinci dereceye sahip olan Safkan Cesur Buğra'dan Berkant Gökçe ile birlikte burada bir ikincilik bekliyorum. O yüzden de bir arkası 3 şeklinde bir sıralı ikili oynanabilir arkadaşlar. Bir de bir ihtimal daha var. Ee, arkadaşlar eğer 3 numara Cesur Buğra'yı yazmayacağım veya yanına at ekleyip 2 tane at deneyeceğim diyorsanız eğer o zaman bir arkası 2 3 yapabilirsiniz. Ulu Batur A Karaca Bodrum hattına sahip olan safkan. Son yarış kötü olabilir fakat bir önceki yarışın kazandığını hatırlatmak istiyorum. Grup çok müsait. İstediği gibi bir yarış koştuğu takdirde bu yarışı e, burada e, ikinci olarak bitirebilecek bir safkan. Ulu Batur'a da şans verilebilir. Sıralı ikili de bir arkası 2 3'te yapılabilir arkadaşlar. E, bu şekilde Geçebiliriz arkadaşlar. İkinci koşuya Ganya'nın ilk ayağı aynı zamanda burası. 15 handikap dişi bir yarış. 4 tükarar patları 2100 mesafe sentetik pistte koşacaklar. Arkadaşlar bu koşuda 11 safkan start oluyor. Bu 11 safkan içerisinde Ahmet Çelik'le birlikte Tatlı Çağla başlayacağım. 4 numaralı safkan arkadaşlar. Benim bu koşudaki ilk size önereceğim safkandır. Daha sonrasında size burada verebileceğim bir diğer isim 2 numara Çağlayan Şelale ve 3 numara Bonjure Samavi olacaktır arkadaşlar. Semboltay bir süredir formsuz. Burada ne yapacağını kestirmek çok zor. Grup sert olması itibariyle tabii ki normal yani böyle bir form durumunun olması ama 4 peşine 3-2 şeklinde bir oyun belki 6 numara denenebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu yarış için 6 numarayı da yine tabii Semboltay'ı da burada değerlendirmeye alabiliriz. Ee, ekürlere güvenenler varsa ekürü yazıp şansını arttırabilir. Özellikle şans kaynağının son yarıştaki üçüncülüğü itibariyle ve tabii üç yarışlık tabela serisi itibariyle şans verilebilir. Zor bir yarış gibi gözüküyor ama özellikle de Ahmet Çelimici tatlı çağı bir avantaj olarak görürsek onun etrafında bir oyun kurmamız lazım. Ben o yüzden 4-3-2 şeklinde 3 safkanlı bir oyun özellikle tercih ediyorum burada ama isteyenler dediğim gibi verdiğim örneklerden sürpriz at olarak Burada Sembolitay baş dönmek üzere e, ilaveler yapabilirler. Şimdi geçelim arkadaşlar 3. koşu. E, aynı zamanda altı ikinci 2. ayağı olacak. 15 handikap dişi, e, 3 çıkar İngilizler, 1500 sentetik pistleri. Arkadaşlar bu koşuda start alacak olan gördüğünüz gibi şöyle göstereyim tam olarak 14 adet safkan bulunmakta. Tabi bu 14 safkan sayı olarak sizi yanıltmasın öyle çok da zorlanacağımız bir koşu olduğunu düşünmüyorum ben. Niye diyeceksiniz arkadaşlar. Yani burada 1-2 rakip olabilecek iyi Safkan var ama sanki bu yarış bitmiş gibi 1 numara Pace bu koşuyu kazanmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Mustafa Çek birlikte start alacak olan Safkan. 63 kilo yüksek bir kilo gibi durabilir fakat Safkan'ın yani hem 1.31'lerde derecesi olduğunu görüyoruz galibiyet elde hem de 27 günlük bir arası var. Yani bu yarışa resmen %100 hazırlanmış geliyor Scarface temsilcisi. Ve ben bu ismi tek olarak görüyorum. Ya tabii ki rakip yazılabilir atlar var dediğim gibi. Ama e, birazcık daha performans odaklı bakarsak bizim için daha verimli olur arkadaşlar burada. Yoksa şöyle de bir çıkarım yapabiliriz örneğin. Yani bir örnek olarak veriyorum. Mesela 1.30'da gelen burada e, Adem Aslanımici, Pelayen, Dido var. Fakat bu safkanın son dönemde formunun biraz kötü olduğunu görüyoruz. İşte ondan sonra mesela burada e, 34 gün arası olan ve son dönemde hiç tabela e, bile doğru düzgün yapamamış bir safkan. Libertali'yi görürüz. Tabii ki bunlar iyi safkanlar arkadaşlar. Fakat birazcık form olarak geride kalmaları itibariyle ben burayı Pace'in kazanacağını düşünüyorum. Bir numarayı arkadaşlar sizlere bir alternatif tek olarak sunmak istiyorum. Aksi takdirde, aksi takdirde arkadaşlar burada 5 numara Libertalia, 7 numara Pere Andido ve 6 numara The Beautiful Ece isimli safkanları da öneri olarak veriyorum. Ama tekrarlamak istiyorum. 1 numarayı tek geçmek isterseniz bu koşuda gönül rahatlığıyla tek geçebilirsiniz. Çünkü gerçekten bu yarış için arkadaşlar hazır bir isim. Tek e, dezavantajı 63 kilo olması. Yani burada bu at 58 kilo olsa eminim ki herkesin zaten tek atacağı bir isimdir. Bir de sürpriz bir isim söyleyeyim. Madem e, hani tek geçmeyenler için şey veriyoruz. 8 numara Sandorini arkadaşlar. Erhan Akdo ile start alıyor. 14 gün evvel 3. oldu ve bu atın da 1.31'lerde derece yaptığını görüyoruz. Kilo avantajını kullanıp belki rakiplerinin mücadelesinden faydalanıp bir galibiyet sürpriz bir şekilde çıkarabilir. Aklınızda bulunsun. Gelelim arkadaşlar. Dördüncü koşu Basri Çift Kurt koşusu. Kısa vade 9-2 yaşlı İngilizler. 1300 cm'lik pistler. Arkadaşlar bu e, yarışta açıkta açıkçası şunu söyleyeyim. 8 safkan start alıyor ve bu safkanlar içerisinde yani çok ama çok ciddi manada bir isim ön planda olduğu için burayı banko olarak görüyorum ben. Belki başka isimleri tuttuğunuz, beğendiğiniz vardır ki benim de aslında e, şahsen beğendiğim, stilini beğendiğim safkanlar var burada ama bir numara Dagmar Trivalis temsilcisi Safkan ve de tabii işte start alıyor. Ya gerçekten şu anda bu grup için muazzam düzeyde bir isim. Ee, 27 gün evvel ikinci oldu son yarışı. Ee, son 6 yarış hepsi tabela. İkincilikten önceki 2 iki yarış üst üste galibiyet. Ee, sentetikte biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum Safkan'ın çime kıyasla. burada da bir numara daha var kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer beğendiğim isimler de burada arkadaşlar. Özellikle hani bir bahsetmek gerekirse Sofienya 8 numara. Mehmet Kaya birlikte Kaya Gürüs Safkan'ı ve 2 numara Dolja yine Kaya Gürüs'üne Haris Kartaş'a birlikte. Yani stil olarak beğendiğim Safkanlar fakat şu an bu grupta Dagmar'ın geçilmemesi lazım. Ve de tabii işte iyi bir jokey. Bu Safkan da 27 günlük arayla geliyor. Çok hazır olduğunu düşünüyorum. Bu yarışı kazanması gerektiğine inanıyorum. Ve bir numara Dagmar'ı size bu sebeple banko olarak veriyorum. Bir önceki ayakta da alternatif tekimiz vardı. Değerlendirmek isteyen değerlendirir. Fakat aksi takdirde burada zaten bir numarayı tek olarak geçtik. Dagmar'ı banko verdik. Gelelim 5. koşu arkadaşlar. Şart 5 3 yukarı kızlar 1500 sentetik pist yarışı. Sentetik pistte arkadaşlar burada çıkacak safkanlar. açıkçası baktığımızda 7 adet ismi görüyoruz. Bu 7 safkan da arkadaşlar benim öncelik vereceğim isim. Son dönemde iyi geliyor. 1.30 12'lik derecesi var. Bu pistin en hızlısı. 17 gün evvel 3. olmuş. 5 yarışı tabela yapıyor. Gökhan Kocakay ile Kayı 4 numara arkadaşlar. Gerçekten bu yarış için ideal bir safkan şu anda. Elimizi kuvvetlendiren bir isim diyebilirim hani. Mesafe kısa olduğu için başka atlara şans vermekte fayda var. Örneğin 129 gün arasında rağmen Biont Redemption 2 numara burada değerlendirilebilir. Vector son yarış kötü koştu. Şu an şüpheliyim bu yarış için. O yüzden onu bir kenara koyuyorum. Hani değerlendirmek isteyenler yazabilir. Ama özellikle arkadaşlar burada 4 peşine 2 numara şeklinde bir oyun düşünürseniz iyi olur. 4 ve 2'yi yazdıktan sonrasının çok da bir önemi kaldığını düşünmüyorum. Manyeti kaldığını düşünmüyorum. Çünkü diğerleri birbirine yine yakın isimler. Hani tuttuğunuz bir isim varsa ekleyin. Yoksa 4 ve 2 şeklinde iki safkanda da geçebilirsiniz. Zaten 7 tane at var. Ha mesela kimisi der ki ben 3 numara Mamba Forever'a şans veriyorum. Ki Halis Karataş kendi safkanına biniyor burada. 38 günlük bir arası var. Bu sezon pek yarış koşamadı Mambo Forever. Aslında çok kaliteli bir safkan. Mesela onu da değerlendirmek isteyenler burada 1500 metrede deneyebilirler. Vektor'da dediğim gibi benzer bir durum var. 2-4 yeterli arkadaşlar. İsteyenler başka at ilave etsin diyorum. Bu koşu için yorumum böyle. 6. koşuya gelelim. Maiden satış 2 yaşlı İngilizler. 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar bu e, yarışta baktığımızda 12 Safkan start alıyor. Bu 12 Safkan içerisinde e, Ahmet Çelik'le birlikte Guest of Honor 3 numaralı Safkan, Mustafa Çiçek'le birlikte 1 bir numara Accountant e, yazılabilecek isimler. Accountant tabi çok güven vermiyor gibi durabilir siz ama emin olun bu yarışta iyi koşacaktır. Bir de satış koşusu yani düzey olarak da e, hani birazcık daha şey, yani daha rahat olacak. 57 günlük bir arası var Safkan'ın. Bu arada e, toparladığını düşünüyorum kendisini. Ahmet Çelik'le zaten guest of Honor verdik. 3 numarayı arkadaşlar. 1 numara dedik. bu iki safkandan sonra Gökhan Koşak ve Perfect Chaos. 10 numaraya dikkat. Queen of Karşıyaka. 11 numaradan da bir şeyler bekliyorum. Burada İlker Soyad da sürpriz yaratabilir. Görkem Özçelik, minci, 1, 26 98 1.26.98'lik derecesiyle birlikte dikkat çeken bir isim arkadaşlar. Beroş 8 numarayı da yazabilirsiniz. Bu koşu için yorumumuz böyledir. Daha fazla bir şey olacağını düşünmüyorum burada. 7. koşu son yarış 15 handikap 3 yaşlı Araplar 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada Olela ile başlayacağım. Ali Skartaş'la birlikte start oluyor. Çok iyi bir performansı var. Grup biraz sert ama tek atabilirsiniz. Alternatif bir tek daha isteyenler varsa ikinci bir alternatif tek olarak 2 numara Olela denenebilir. Aksi takdirde zor grup dediğim gibi baş kat yazacaklar için Gökhan Kocakaya ile Akkobak 6 numara. 1 numara Kahraman Efe Ali Yıldız'la birlikte. Mustafa Çiçek'le birlikte 7 numara Oytun. Burada ilave edebileceğimiz arkadaşlar Safkan olarak gözüküyor. Bir de Özcan Yıldırım'la öğütü Torhan Tay son dönemde biraz formsuz olmasına rağmen burada şans vermek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar bu safkana. Bu isimlerin haricinde at yazmak istiyorsanız arkadaşlar bakın son ayak yani 14 tane at var elbette ki fazla at yazmak isteyebilirsiniz. Bütçenize bakın alternatif tekler verdik ona göre değerlendirip belki son ayakta daha fazla at yazmayı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer bir videomuz yayındadır. Dileyen arkadaşlar onu da seyredebilirler. Onu belirttiğim Adana videosu. Abone olmayı, video beğenmeyi, dilerseniz katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.